Evet, hepimizin acıları, sıkıntıları, dertleri ve problemleri var. Farkındayım. En çok da yanı başındakilerden mustaripsin. Çok iyi biliyorum. O yüzden şimdi beni dikkatlice dinle. Öncelikle yaşamış olduğun tüm acıların Yüce Allah tarafından sana verilmiş bir imtihan olduğunu düşün. Bir de acaba bunlardan daha başka ne ile imtihan olmak istediğini. Allah dağına göre kar verir, kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemezmiş. Ne kadar güçlü bir yüreğe sahip olduğunu düşün. Yaşarken insanlar bize ne istediklerimizi verir, ne de ihtiyacımız olduğunda yanımızda olur. Tek başına kalsan da ne kadar güçlü bir insan olduğunu düşün. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun diyen, dünyaya bir kez olsun meyletmeyen yüce ve aziz peygamberi düşün. Hayatı acılarla ve çilelerle geçmiş olan, Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel insanlar olmasına rağmen, ne kadar büyük imtihanlardan geçmiş olan 125 bin peygamberi düşün. Şu an dünya üzerinde her gün yatağına aç giren milyonlarca insanı, gelir düzeyi 1 dolar bile olmayan milyonlarca kişiyi, savaş, açlık, sefaletle boğuşan, yerinden ve yurdundan kovulan, sürgün edilen, gitmek zorunda kalan milletleri, devletleri düşün. Hadi bırakma kendini. Derin bir nefes al ve içine çek. Ne kadar muhteşem bir hayatın olduğunu düşün. Çünkü bu dünyaya ölmek için geldik, kalmak için değil. Sen sadece hayatı dolu dolu yaşa ve heybeni doldur. Öteki alemde dünyada bıraktıklarımıza değil, ahirete getirdiklerimize bakıyorlar. O yüzden hem hayatını hem de ahiretini berbat etme. Seni en güzel olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Şunu da hiçbir zaman unutma. Allah adildir, adili mutlaktır. Veriyorsa şanındandır ama vermiyorsa imtihanındır.